Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Reklamların ardından programımız stüdyo konuğumuzla devam ediyor. Bugün Korgan İlçe Müftüsü İsa Yaykın bizlerle birlikte olacak. Tabii mübarek Ramazan ayını konuşacağız. Oruç ibadetini yerine getirirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ramazan ayının önemini nasıl değerlendirmek gerektiği konusunda kendisinden, konuğumuzdan bilgiler alacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Tabii bir taraftan da zor günlerden de geçiyoruz aslında. İnşallah evet. Ramazan ayı bu yaşadığımız zor günleri de bize geride bıraktırır. Yaralarımızı sarar, yaralarımıza merhem olur diyelim öncelikle. Hocam, Müslümanlar için ne ifade eder Ramazan ayı? Diğer aylara göre farkı nedir sorusuyla evet. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Ben de yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayımızı bütün ordumuzun, Korgan ilçemizin, ordumuzun, bütün Türkiye'mizin, alem-i İslam'ın tebrik ediyorum. Ülkemizde malum yaşanan bu zor günlerde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden niyazımız odur ki bir daha böyle acı veren, içimizi yakan, yüreğimizi yakan, seprem gibi, sel gibi afetlerden, belalardan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Bize de malum sünnetullahı gereği olan bu mevzularda ibret almayı, gereklerini yapmayı nasip eylesin. Tabii Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de ismi olarak geçen, ismi geçen nadide aylardan, yegane aylardan birisi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Ramazan ayının ismini ve önemini bizlere defaatle bildirmiş. Çok önemli hususlarında Ramazan ayının feyiz ayı, bereket ayı, rahmet ayı olduğunu ve Ramazan-ı Şerif'in Müslümanlar için en önemli ifadesinin evvelinde rahmet, ortasında mağfiret, en sonunda cehennem azabından kurtulup cennet ile şereflenme ayı olduğunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiş. Müslümanlar Ramazan ayının o rahmet iklimine dalmak, o iklimden istifade etmek, adeta bir hızlandırılmış kurs gibi manevi bir mektebin içerisine girip ruhunu arındırmak, Allah ile yapmış olduğu ahdini, sözleşmesini bir daha teyit etmek adına Ramazan-ı Şerif ayının içerisine girmek ve özlem ile Ramazan'ı beklemek ister. Peki Ramazan bize neyi ifade eder? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evvela şunu ifade eder ki, özellikle bunu ifade edeyim. Yani Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin buyruğunu yerine getirmenin sevincini ifade eder. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Bakara suresinin 183. ayetinde, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Diyor ki, ey iman edenler, ey kullarım, sizden önce de bu dünyada insanlar vardı. Biz bu insanlara da orucu farz kıldık. Size de aynı şekilde bu orucu da farz kılıyoruz. Siz bu orucu tutun ve inşallah Allah sizi bu oruç vesilesiyle takvalı kılar. Yani Allah'tan ittika eden, korkan kimselerden eyler de sevabını yalnızca kendi vereceği bir oruçla beraber sizi cennetine, cemaliyle şereflendirir. Ve hemen devam eden ayette de Cenab-ı Hak işte o buyruğunu bize söylüyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu hudan linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ buyuruyor. Yani kim bu aya yetişirse oruç tutsun. Aslında Müslümanlar için daha böyle heyecan veren bir yeri Allah Azze ve Celle'nin bu buyruğunun direkt olması. Yani oruç tut. Buna göre Ramazan-ı Şerif ayı kitaplarımızda mutlaka Ramazan orucunun tutulacağı bir aydır. Buna göre bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında bir gün oruç tutmasa, özürsüz olarak, mazeretsiz olarak bir gün oruç tutmasa da 364 gün oruç tutsa, o 364 gün ki tutmuş olacağı diğer oruçlar o bir günlük orucunun yerine gelmez diye kitaplarımız bunları bizlere bildiriyor. Bir de Ramazan-ı Şerif ayında Müslümanlar için, bizim için özel bazı bir daha gelmeyen, yani fırsatının sadece o ay içerisinde var olduğu güzellikler var. Nedir bunlar? Mesela Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir.
Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir malumunuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i ilk vahyini alması bu aya denk geldiği için Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Şimdi zarf mı önemlidir, mazruf mu? Mesela şimdi şu zarf olsun. Bunun içerisindeki koyduğumuz şey mi önemlidir, bu mu önemlidir? Tabii ki içinde koyulan şey önemlidir. Dolayısıyla Ramazan'ın birinci önemi Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu ayda indirilmiş olmasından geliyor. Sonra İslam'ın beş şartından biri olan oruç bu aya mahsus. Özellikle farz olan oruç kısmında ve yine teravih namazı sadece bu ayda kılınan bir namaz. Mali ibadetlerden olan fitre yine bu aya mahsus veriliyor. İtikaf ve yine Kadir gecesi. 83 yıllık ömre bedel olan bir Kadir gecesini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Yani bir insan Kadir gecesini ihya etse, o gecede Allah'ın bizlerden istediği şekliyle bir ibadet hayatını yaşamış olsa, Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlıdır. Yani 83 yıllık bir ömre değer, ömre bedel bir geceyi de bu ayda barındırdığı için, Müslümanlar için, bizler için bu yönden önemleri vardır. Evet. Ramazan ayının inşallah. Peki hocam, Ramazan ayı ile beraber hayatımızda neler değişecek? Neler hayatımıza girecek? Oruç nedir? Şimdi oruç, az önce söylediğim gibi Cenab-ı Hakk'ın bu ayda Müslümanlar için kurtuluşuna vesile olmasını istediği bir ibadet. Lugatta kelime anlamı imsak, yani tutmak, bazı şeylerden kendini alıkoymak anlamına geliyor. Fıkhi istilahta ise kitaplarımız diyor ki yeme içme ve eşiyle bir münasebetten niyetle beraber uzak durmayı ifade ediyor. Tam halk tabiriyle söyleyecek olursam, yani imsak ile iftar, yani sahura kalktığımız vakit ile akşam hoca efendi camisinden ezanı okuduğu ana kadar. Çünkü halkımız genelde öyle yaparlar. Okuduğu ana kadar ki kısımda yeme içme gibi normalde insanlar için helal olan, normalde yemesinde helal olan Allah'ın meşru kılmış olduğu bazı şeylerden Allah için uzak durmayı ifade ediyor. Evet. Yani Allah için uzak duracağız. Allah için uzak durduğumuz için zaten değerli. Yoksa mesela adamın helal parası var, önüne bir sürü yiyecekler almış, yemeğini almış, ekmeğini almış ama bakıyorsunuz ondan yiyemiyor. Niye? Diyor ki Allah'ım ben sen emrettiğin için bunun için yiyemiyorum. Ve Cenab-ı Hak da hadisi kutsi'de öyle diyor. Yani oruç benim içindir, onun mükafatını da ben veririm. Çoğu ibadete karşı şöyle şöyle sevaplar veririz diyor ama bakıyoruz kitaplarımızda Allah Azze ve Celle onun sevabını ben veririm diyor. Dolayısıyla bizim için oruç bunu ifade eder. Orucun tam anlamıyla şöyle kitabi bilgi olması açısından da bir şeyler söylemek gerekirse oruç ikiye ayrılır Müslümanlar olarak bizim tuttuğumuz oruçlarımız. Vacip oruçlarımız, müstehap oruçlarımız. Vacip oruçlarımız işte inşallah bu akşam ilk sahuruyla başlayacağımız Ramazan-ı Şerif ayında tuttuğumuz oruçlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde bize emretmiş olduğu oruçlar. Vacip oruçlar. İkincisi kaza ve kefaret oruçlarını vacip oruçlar olarak değerlendiriyoruz. Bir de müstehap oruçlar var. Müstehap oruçlar nelerdir? Müstehap oruçlar da kendi içinde ikiye ayırmak mümkün. Birincisi herhangi bir zamanı olmayan, yani her gün orucun tutulmasının haram olduğu, işte Ramazan ayının birinci günü ve Kurban Bayramı'nın günleri gibi o ayların haricindeki dilediği zaman tutulan oruçlar var. Bunlar müstehap oruçlar. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ve kitaplarımızda özellikle şöyle bir zaman belirlenen oruçlar var. Mesela Şevval ayından sonra, Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında tutulan 6 gün oruç. İşte pazartesi, perşembe oruçları. Aşure ayı, Muharrem ayında Aşure günü tutulmuş olan oruçlar. Hicri ayların 13, 14, 15'in günlerinde tutulan Eyyam-ı Bid dediğimiz oruçlar. Bu oruçların her birisini bizim kitaplarımız kaydetmişler. Müslümanlar da ne yapıyoruz? Sadece Ramazan'la yetinmiyoruz. Ramazan'dan sonra da işte Şevval ayında 6 gün oruç tutmak. Daha sonra diğer zamanlarda. Öyle insanlarımız var ki pazartesi, perşembe günlerinin oruçlarını mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnet oruçlarını tutarlar. Mesela şu anda Recep, Şaban, Ramazan malum 3 aylar. Recep ayından başlayıp oruçlarını tutan ve Ramazan ayına kadar halk arasında 3 ayları tam tuttum ifadesiyle geçtiği o oruçları tutan kimselerimiz de var. Allah onların da oruçlarını kabul eylesin. Amin. İnşallah mübarek Ramazan'ı da bizim hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. İnşallah hocam. Peki orucun faydaları neler? Hem fiziksel açıdan hem ruhsal açıdan orucun insanlara faydaları nelerdir? Bir kere orucun faydalarını şöyle ayırmak lazım. Bir insanın
Mesela oruç kime ne ifade eder? Oruç herkese farklı şey ifade eder. Kimi insan için gerçekten Allah'ın buyruğuna ittiba etmenin güzelliğini hissettirir. Kimisi için daha farklı bir anlamı olur. Mesela bir fakir fukara için işte nasıl oruç tutacağız, sahurda ne yiyeceğiz diye onu düşünenler varsa, ki mutlaka vardır, toplumumuzda vardır, dünyamızda vardır. Bu şekilde oruç tutanlar için çok farklı anlam ifade eder. Herkesin kendi anlayışı ve kendi bağlantısı, bu çok önemli. Kendi bağlantısı, Allah ile olan irtibatına göre oruç herkese bir şeyler ifade eder. Kimileri için sadece aç kalmak, evet. Kimileri için de ibadetlerin yapıldığı, yardımlaşmanın da yapıldığı bir ay olarak gördüğü hocam mesela. Yani şimdi yani kimisi için diyor ya mesela orucu eğer zayıflamak için tutuyorsak o zaman bir diyet olur. Orucu sadece çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam da diyor ki yani kimileri için oruçtan alabileceği şey sadece aç kalmaktır. Bunun için bizim normal bir şekilde mübarek Ramazan'ın gelmesine sevinip Allah'ın emrini yerine getirecek insanlar için ruhsal açıdan çok önemli bir şey var. Çünkü bir talimatın gereğini yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan umarak oruç tutarsa bunun karşılığında Allah onun geçmiş günahlarının hepsini affeder. Yani bu müthiş bir şey. Ne kadar önemli. Yani şimdi geçmiş günahlarını affeder. Tabii inanan insan için bu böyle. Yani ya kardeşim olur mu sen işte şöyle 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 yaptın da Ramazan'da bir oruç tuttun bütün günahların aff mı oldu şeklinde bir suale ne diyoruz? Elbette kul hakkı vesaire buradan ayrılır. Sağlık açısından tabii Ramazan orucunu doktorlarımız söyleyecek. Bu işi yapanlar, bilenler söyleyecek. Ben şimdi burada şunu korur, bunu korur, şunu çalıştırır, bunu çalıştırır dememin bir anlamı yok. Ama vücudu dinlendirdiğinde biliyoruz bir yandan hocam. Ama orucun insan sağlığına zararlı olmadığını biliyoruz biz. Evet. Yani bir defa bu böyle kesin. Oruç insan sağlığına zararlı değildir. Kime giderseniz bu böyle. Ama işte bir takım hastalıkları olan insanlar oruç tutmazlar. Mesela bize müftülüğümüze gelirler. İşte ben oruç tutayım mı, tutmayayım mı? Ben de derim ki yani git sen önce bir doktora git. Sor. Doktor seni bir muayene etsin. Bu işin ehli muayene etsin. Muayene ettikten sonra onun vermiş olduğu karara göre yapayım mı hocam diyor. Tabii ki yapacaksın. Yani önce ne? Önce sağlık. Yani zarurat-ı diniyeden bir tanesini nefsi korumak bizim için. Dolayısıyla ama nasıl bir doktorumuz olacak? Doktorumuz da şöyle olacak. Yani şimdi bazı insanlar var. İşte hani bahane etmek açısından kullanıyor. İşte diyor ki ben işte ortopedi doktoruna gittim. Dizlerim ağrıyor. Ortopedi doktoru bana dedi ki oruç tutmana gerek yok. Bu değil tabii ki. Orucun Müslümanlar için ne anlam ifade ettiğini. Sahura kalkamayıp veya işte orucunu o gün tutamayıp hastaneye gidip bir iğne yaptırdıktan sonra hüngür hüngür akşama kadar ağlayan Ayşe teyzeyi, o Anadolu insanını, o işte ben oruç tutmazsam böyle bir şey olabilir mi yani? Nasıl Müslüman oruç tutmaz diye düşünen bu toplumu bilen bir doktorumuza gittiğinde o doktorumuz derse ki evet sen sağlık açısından orucunu tutmamalısın diyorsa o orucumuzu ne yapacağız? Tutmayacağız. Toplumsal açıdan oruç bizim için oruçlu insan çok böyle sevecen oluyor, sevgili oluyor çünkü karnı aç. Aç insan her zaman merhamet eder. Toplumsal açıdan suç oranları düşer Ramazan-ı Şerif ayında. Suç oranları düşüyor. Çünkü manen şeytanlar zincire vuruluyor. Ama ona rağmen toplumda suç olayları olur mu? Olur. Ama bizim açımızdan baktığımız zaman Ramazan ayı dayanışmayı, sevgiyi, merhameti, kaynaşmayı bizim içerimize getiren, toplumsal açıdan aç insanın halini anlayan, şimdi açın da halini anlayacaksın. Şimdi sabahtan akşama kadar her çeşit kahvaltısı, her tür öğünleri, sabah, öğle, akşam, ara öğünleri, meyvesi vesaire hepsi kendi haline, önüne gelen, birileri tarafından kendisine bunlar getirilen, hatırlatılan bir insan açlığın ne demek olduğunu bilmeyebilir. Allah evet. Azze ve Celle diyor ki sen eğer buradan bir sevap umarak bu orucu tutarsan bak ben sana hemen evinin yan tarafındaki aç olan çocuğuna istediği besinleri alamayan komşunu hatırlatıyorum. Bunun için ne yapacağız biz şimdi toplumsal olarak? Bize bir şeyler ifade edecek. Örnek veriyorum, Ramazan ayında işte iftar sofralarında birlik beraberliğimiz sağlanacak. Yani bir yıl boyunca hiç beraber yemek yemeyen, birlikte yemek yemeyen insanlar iftar vesilesiyle malumunuz ne yapıyorlar? Bir sofraya geliyorlar. Evet. Mahallede hep beraber iftar yapma coşkusu aynı şekilde oluşuyor. Bir de Ramazan-ı Şerif ayında özellikle fakir fukaranın, gariplerin bir takım sofralarda bizimle beraber olmalarını sağlamak
Bu bizim için toplumsal açıdan dayanışmayı gösteriyor. Birilerini birilerine hatırlatıyor aslında. Yani unuttuğumuz birileri varsa diyoruz ki yani biz de buradayız. Ben de senin yanındayım. Ben mesela hep kürsülerde Korganlı kardeşlerimize vaazlarda, sohbetlerde hep söylüyorum. Mesela adam imkanı var. Ramazan'da pide alıyor. Güzel işte yumurtalı güzel pide. Toplumumuzun güzel bir adeti. Pidesini alınca işte evinin önünde bir de kendisine pide getirecek kimsesi, çocukları, torunları yanında olmayan kimseler var. Onlara da onu ne yapıyor? Mesela eline götürüyor. Diyor ki buyur sana da bir pide ikram edeyim. Çok küçük şeyler ama çok büyük sevaplar, çok büyük gönüllerin alındığı şeylerdir bunlar. Dolayısıyla mübarek Ramazan-ı Şerif ayının toplumumuza huzur getireceğini umuyoruz. Huzurlu ve güzel işler yapmayı da Rabbimizden niyaz ediyoruz. Her yönüyle inşallah. Evet. Yardımlaşmanın, dayanışmanın zirve yaptığı bir ay olacak inşallah Ramazan ayı. Tabii başta yakınlarımızdaki insanlarla paylaşarak, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla aynı şekilde yardımlaşarak, paylaşarak onlarla da. Yani Ramazan ayında, bu Ramazan'da çok daha fazla yardımlaşmaya, dayanışmaya ihtiyaç var. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Bunu da unutmamak lazım hocam. Evet. Bunu da hatırlatmış olalım ve devam edelim. Şimdi tabii dediniz ya, herkes için oruç farklıdır. İşte kimileri için aç kalmak, kimileri için paylaşmak, ibadetle geçirmek, Allah'tan af dilemek. Peki mertebeleri nelerdir orucun? Var mıdır? Yani nasıl oruç tutmalıyız? Yani nasıl oruç tutacağız? İşte az önce de söyledim. Yani sağlık için oruç tutulmaz. Yani benim sağlığım iyi olsun diye. Hayır, beni Allah bu dünya hayatında bana vermiş olduğu imkanlarla cennetine koysun, benden razı olsun diye oruç tutulur. Az önce siz sağ olun güzel hatırlattınız deprem bölgesiyle ilgili. Malum memleketimizde var olan bu deprem felaketinde Allah razı olsun. Allah bu milleti kıyamete kadar var eylesin. Bu millet elinden gelen bütün malzemesini, bütün imkanını oradaki kardeşlerimizle paylaştılar. Paylaşmalıyız zaten. Müminler kardeştir. Kardeşliğin gereği bu şekilde yapıldı. Bu anlamda devletimizin imkanları, kurumları, işte AFAD'ı, Kızılay'ı, Türkiye Diyanet Vakfımız bu bölgede çok güzel çalışmalar yaptı. Bazen bazı köylerimizde geliyorlar. Mesela soruyor, diyor ki ya işte biz köyümüzde 20 gün oruç iftar veriyoruz. Şimdi bu korona döneminde şey oldu ama şimdi başladı tekrar. Evet. Bunu nasıl yapalım? Ben de diyorum ki yani bunu 20'yi 2'ye düşürelim gerekirse. O bölgedeki o 18 iftarın bedelini alalım. İşte devletimizin ilgili resmi kurumlarına, AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza bunları ne yapalım? Verelim. O bölgedeki insanlara yerelde hizmet gitsin. Mesela şimdi geçen de ilçemizde bir toplantımız oldu. O toplantımızda da 1000 kişilik iftar verilecek Adıyaman'ın bir bölgesinde. Biz Korgan ilçesi olarak komple kaymakamlık riyasetinde, belediye başkanlığı, müftülük ve diğer kurumlar olarak da o bölgedeki kardeşlerimize hizmet için oralarda inşallah nöbet tutacağız. Bunların her birisi de neyi gerektiriyor? Bir maddiyatı gerektiriyor. Elbette. Yani bir külfet gerektiriyor. Elbette dua etmek güzel, söylemek güzel ama bir para lazım. Bu parayı da işte Ramazan'da böyle değerlendirebiliriz. Şimdi sorumuza gelecek olursa nasıl oruç tutarsak sevap alırız? Bir kere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki yalanı, yalanla iş görmeyi, Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaya devam eden kimsenin orucun tutmasına, onun aç kalmasına. Mesela bizim sabahtan akşama kadar aç kalmamıza Allah'ın şeyi var mı yani? Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Biz aç kalırsak kendi ruhumuzu arındırırız. Kendi ruhumuzu doyururuz. Dolayısıyla bir kere bir defa oruçta biz İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerifte de öyle diyor. Nice kimseler var ki Ramazan'dan ve oruçtan almış olduğu tek şey aç kalmak. Başka bir şey yok. Buna bir defa özenle dikkat etmemiz lazım. Bunun için ne yapacağız biz? Bunun için elimizden geldiği kadar Ramazan-ı Şerif ayında ibadetlerimize, taatlerimize, zikirlerimize, Allah'a olan kulluğumuza, iyiliğimize, yardımlaşmaya, halini hatırını sormadığımız kimse mahallemizde kalmasın. Apartmanımızda mesela kalmamalı. Öyle değil mi? Yani öyle insanlar var ki yıl boyunca eli bir yetimin başına değmemiş insan var. Evet. Yıl boyunca bir garibanı, bir yaşlıyı ziyaret etmemiş insan var. Ya işte biz yapamıyoruz, işimiz gücümüz var, yoğunuz falan. Tamam, bunlar bir gerekçe
kendi açılarından olabilir ama biz kuluz, Müslümanız. Müslümanlar kardeştirler ve bu kardeşliğin gereği olarak işte Ramazan'ı buna bir vesile yapmak bizim için çok önemli olacaktır. Bir de özellikle Ramazan-ı Şerif ayında çok böyle gördüğümüz için söylüyorum. İşte uyku orucu diye bir oruç var. Biliyor musunuz uyku orucu? Biliyorsunuz yani uyku orucu. Nasıl oluyor bu uyku orucu? Bu uyku orucu işte nasıl oruç tutmalıyızın tutmalıyız, nasıl güzel sevaplar elde ederizin tam karşılığındaki sorulacak soru. Uyku orucu yapmayacağız. Ne demek uyku orucu? Şöyle, işte bu akşam sahura kalkıyoruz. Sahura kalktığımız zaman güzel yemeğimizi yiyoruz, sonra yatıyoruz. İftara bir saat kala güzel fırınlarımızdan pidelerimizi almak için kuyruğa giriyoruz. Muhabbet ediyoruz. Muhabbetten sonra iftarımızı yapıyoruz. Sonra tekrar işte bir oyun eğlence mekanına gidip orada sahura kadar hayatımızı devam ettiriyoruz. Ve bu 30 gün boyunca devam edince bize buradan yaşayabilirsek biraz açlık ve bol uyku kalır. Başka bir şey kalmaz. Evet. Ama bunu bu şekilde yapmamak için İmam Gazali orucun sırları bahsinde İhya Ulumuddin kitabında onları bildiriyor. Diyor ki oruç tutan adam üç türlüdür. Birisi avamın orucu. Yani herkes bunu tutabilir. Nedir? Yeme içme ve diğer oruç yasaklarından uzak duran kimse namazını kılar. İşte ibadetlerini yapar. Bu avamın orucu der. Bir de der ki havasın orucu. Yani ne demek? Seçkinlerin orucu. Yeme içme onları yapmamış olmakla beraber aynı zamanda ağzına da oruç tutturur. Diline de, gözüne de, eline de. Değil mi? Çok önemli. Evet. Yani şimdi mesela diyelim ki oruç tutuyor adam ama ağzından yalanı bırakmıyor. Kötülük yapıyor. Kötülük yapıyor. Kötülük yapıyor. Değil mi? Yani işte sosyal medya zamanı şimdi. Sosyal medyadan ona hakaret ediyor, buna hakaret ediyor, ona laf söylüyor. Bir yandan da oruçlu. Yani evet. Allah'ım senden cenneti istiyorum deyip bütün o farklı şeyleri, kötü şeyleri yapmak da çok kötü bir şey. Dolayısıyla İmam Gazali diyor ki bu en orta güzel oruçtur. Seçkin insanların orucudur. Allah bize de böyle oruç tutmayı nasip etsin. Bir de diyor bunun en üstünde diğer bir oruç daha vardır. Hassül Havas dediğimiz en seçkinlerin, peygamberlerin, veli kulların yani kalbini tamamen Allah'ın zikriyle meşgul eden insanların tuttuğu oruç diye derecelendirmiş. İnşallah biz Ramazan-ı Şerif ayında ne yapalım? Gelin ağzımıza, gözümüze, dilimize, bütün azalarımıza her türlü kötülükten, menhiyattan, Allah Azze ve Celle'nin yasaklamış olduğu şeylerden uzak durarak evet. Oruç tutmayı inşallah kendimize hedef edelim diye düşünüyorum. Tabii hocam yine konuşmaya devam edeceğiz. Merak ettiğim sorular var. Tabii Ramazan'a hazırlık sürecinde konuşacağız. Korgan ilçe müftülüğü olarak ilçede yaptığınız çalışmaları konuşacağız. Bundan sonraki süreçte işte Ramazan ayı boyunca neler yapılacak ilçede bunu da soracağım. Ama öncesinde reklama gidelim. Eyvallah. Kısa bir aramız olacak efendim, ardından buradayız. Değerli izleyenler, reklamların ardından programımız son bölümle devam ediyor. Bu bölümde de Korgan İlçe Müftüsü İsa Yakın bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Evet hocam, tabii Ramazan ayının Müslümanlar için ne ifade ettiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu birazcık konuşmuştuk ama şununla başlamak istiyorum bu bölüme. Peygamber Efendimiz nasıl geçiriyordu Ramazan ayını ve en güzel şekilde tam anlamıyla istifade etmek için neler yapmalıyız Ramazan ayında? Evet. Şimdi Müslümanların bir önderi, lideri, Üsve-i Hasenesi, Kur'an-ı Kerim'in şüphesiz ki sen güzel ahlak üzeresin diye söylediği, Hazreti Ayşe anamızın siz Kur'an okumuyor musunuz? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır diye buyurduğu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında bu Ramazan ayında neler yaptığını bilmek bizim için çok önemli bir şey. Çünkü biz ona benzemeye çalışıyoruz. O ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Kim ona çok benzerse kazanıyor. Kim onun yaptığı iş ve işlemlerden, yaşadığı hayat tarzından uzaklaşırsa Allah muhafaza o kaybediyor. Dolayısıyla malumunuz oruç hicretin ikinci yılında yani Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden ikinci yılında oruç farz kılındı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabının içerisinde 9 yıl, 9 Ramazan oruç tuttu. O peygamber ki öyle bir peygamber ki hayatının her yönü her şeyi tarihte bir başkasına nasip olmayacak şekilde peygamberimize nasip olmuştur. Her şeyi bilinir. Ev hayatı bilinir. Eşleriyle olan münasebeti bilinir.
toplum içerisinde insanlarla davranışı bilinir. Bir küçük çocuğu sevmesi bilinir. Niye? Çünkü onu adeta işte şu bizi takip eden kameralar gibi 100 bin ashabı, 100 bin kamerası vardı adeta onun. O 100 bin kamera gibi onun her şeyini, her yaptığını, ağzından çıkanı buyruk olarak gören, yapmış olduğu hareketi de Resulullah yapmışsa bir bildiği vardır diye. Mesela sahabe-i ikram efendilerimizden Hazreti Zeyd onun bastığı yere basıyordu. Yani o oraya basıyorsa ben de oraya basayım. Müslümanlar için bu bir şey mi? Bu bir onun dünyası için ondan bir faydalanmak, manen haz almak için çok önemli bir şey. Dolayısıyla buyurduğunuz gibi çok güzel bir soru oldu. Yani Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah Aleyhisselam 9 yıl boyunca ne yapmışsa biz de onu yapalım. Çünkü o bizim önderimiz, rehberimiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ramazan ayındaki yapmış olduklarını hayatımıza imkanlarımız ölçüsünde değerlendirelim. Yani Hazreti Ayşe anamız bir gün diyor ki ya işte gece diyor kalktım baktım ki Resulullah Aleyhisselam hareketsiz yerde yatıyor. Biraz dokundum bak bir şey yok. Ya Resulallah Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş seni bağışlamış. Sen niye bu kadar çok ibadet ediyorsun? Ayakların şişmiş ibadet etmekten ya Resulallah deyince Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Yani bütün bu yapmış olduklarının tek bir çaresi var. Allah'a şükrediyor, teşekkür ediyor. Elbette biz belki onun gibi yapamayabiliriz ama ona benzemeye çalışalım. Dolayısıyla bu akşamdan itibaren hayatımıza bazı kavramlar girecek Ebru Hanım. Mesela sahur girecek. Evet. Sahurda Peygamber Aleyhisselam ne yapıyordu? Daha öncesinden 3 aylar girdi. Şimdi sahur. İftar girecek değil mi? Teravih girecek. Bizim hayatımıza girecek. Fitre, fidye gibi bir takım kavramlar bizim hayatımıza girecek. Mukabele bizim hayatımıza girecek. Teravih namazları bizim hayatımıza girecek. O zaman şöyle geriye yaslanalım. Biz şöyle bir diyelim ki ya Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayında ne yapıyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselam 3 aylar dediğimiz o mübarek aylar geldiği zaman Recep ayında adeti olduğu üzereden daha fazla oruç tutuyordu. Sonra Şaban ayına geliyor. Şaban ayının neredeyse tamamına yakınını oruçlu geçiriyordu. İçine bir sevinçler katılıyor ve Allahümme barik lana fi Recebe ve Şaban ve beligna Ramazan. Allah'ım bizi hakkımızda bu Recep ayını, Şaban ayını mübarek kıl ve Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır diye de dua ediyordu. Ümmetinden de böyle dua etmesini istiyordu. Ve ümmetine buyuruyordu ki Allah Resulü, ey ümmetim önünüzdeki ay Ramazan ayı. Ramazan ayı geldiğinde şeytanlar zincire vurulur. Cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır. Ve Allah cennetin kapılarından bir kapı olan Reyyan kapısından da oruçluları geçirir. Oruçluları diyor o kapıdan geçirdikten sonra onlara orada bir içecek içirilir. İçtikleri içecekle artık daha da susamazlar. Böyle müjdelerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizi Ramazan-ı Şerif ayına kendisini ve ümmetini hazırlıyor. Biz de kendimizi böyle hazırlamamız lazım. Yani ben bu geceden itibaren sahurda başlayacağım ve artık ben o Reyyan kapısı dediğimiz kapıyı hedefliyorum. Amacım o. Bu dünyadaki amacım o. Allah'ım beni o Reyyan kapısından girenlerden eyle ya Rabbi diye dua ediyor. Ve bu duaya mukabil de gereğini yapıyoruz. Tabii öyle sadece duayla olmuyor, sözde olmuyor. Gereğini de yapmamız lazım. Sahurda Peygamber Aleyhisselam ne yapardı? Peygamberimiz Aleyhisselam sahuru çok önemser. Mutlaka sahura kalkar, kalkmayı tavsiye eder ve sahurda bir bardak su dahi olsa sahura kalkıp o sahur ayı seher vakti demektir zaten. O seher vaktinin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi ümmetine tavsiye eder. Hocam biz şimdi sahurda kalkanlar oluyor, kalkmayanlar oluyor, sahursuz oruç tutanlar oluyor mesela. Yani mutlaka Peygamber Efendimiz gibi sahura hepimizin kalkıp bir bardak su da olsa tabii, içmemiz gerekiyor değil tabii mi? Tabii, evet. Yani ben bir şey yiyemiyorum, sahurda iştahım olmuyor diyenler için bile evet, en azından bir kalkıp gözlerimizi açıp bir bardak su bile olsa, bir bardak süt bile olsa tabii, mutlaka içmemiz gerekiyor. Mutlaka. Kalkmamız lazım, evimizin pencerelerini açmamız lazım. O seher vaktinin o manevi iklimi şu bizim evimize bir girsin dememiz lazım. Çocuklarımız varsa onları uyandırmamız lazım. Evet. Ya küçük çocuklarımızı uyandıralım. Oruç tutamasa bile mesela hocam, küçük de olsa tabii, mutlaka aynı sofrada, sahurda da bir arada evet, olmamız gerekiyor. Çünkü o öyle yapıyor. O öyle yapıyorsa onun ümmeti olarak da ben de böyle yapmalıyım. Ha ben böyle yapmıyorum. O işte önceki programda bölümde de söyledim ya. Yani bu bağlantıyla alakalı bir şey. Yani bağlantı nasılsa ona göre oluyor. İnşallah biz iyi bağlantı kuranlardan oluruz. Çünkü İnşallah. Resulullah Aleyhisselam
Ramazan-ı Şerif ayında içilen suyu, yenen ekmeği, hatta oradaki teneffüs edilen havayı dahi mübarek bir gıda olarak değerlendiriyor. Medine-i Münevvere'de Sofa ashabından kalanlardan İrbaz İbni Said'e ona diyor ki, onu kaldırıyor Resulullah Aleyhisselam sahura. Kalkınca diyor, buyuruyor ki, gel şu mübarek yemekten, gıdalardan al. Şu mübareklikten al diyor. Dolayısıyla Peygamberimiz sahura kalkardı. Biz ne diyoruz o zaman? Biz de sahura kalkacağız. Mutlaka kalkacağız ve bir bardak su olsa onu içeceğiz. Burada şunu özetle ifade edeyim. Sahura zaten kalkıyoruz. İmsak vaktine şu kadar vakit kaldı. Sahur vakti, seher vakti. Kalktık, elimizi yüzümüzü yıkamayalım, bir abdest alalım. Abdest aldıktan sonra 2, 4, 6, 8'e kadar teheccüd namazı diye bir namazımız var bizim. Çok bereketli, faziletli bir namaz. Kalkmışken teheccüd namazımızı da kılalım. Evimizin annesi sabah kalkıp şöyle abdestini alıp çocuklarına sahur sofrası hazırlamadan önce bir abdest alıp 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 8 rekat olarak nafile ibadet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her gece kıldığı bir namaz bu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu namazın sadece ona farz olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Sahuru böyle geçirdi Peygamberimiz. Sonra ne oluyor? İftarı var. İftarda da Peygamberimiz Aleyhisselam iftarda ne yapardı? Bir defa Peygamberimiz iftarda mutlaka o sofrasında bir başkaları olurdu. İşte efendim orada sofra ashabında kalanlar orada mutlaka birileriyle birlikte iftar ederdi Allah Resulü Aleyhisselam. Biz de öyle yapacağız. İşte söyledik, fakirimizi, fukaramızı alacağız soframıza yani. Hep hocam, Covid sürecinde bunu birazcık evet unuttuk ama artık pandemi de geride kaldı. O yüzden kalabalık iftar sofralarında bir araya gelebiliriz. Bunda, İnşallah. Bundan yana bir sıkıntı da yok artık. Sofralarımızda yalnız kalmayalım, paylaşalım. Kesinlikle. Kim varsa yani. Yakınımızda, çevremizde, akraba, eş, dost, herkesi davet edip böyle güzel iftar sofralarında bir araya gelmek çünkü çok güzel. Çünkü o öyle yapıyordu. Yani evet. Bu bölümde siz sordunuz, böyle söyleyelim. Ve iftarı aceleyle yapıyordu Peygamberimiz Aleyhisselam. Hızlı iftar ediyordu. Nasıl yani hızlı iftar ediyordu? Çünkü iftar demek bizim acizliğimizi gösteriyor. Kuluz biz, acıktık. Şimdi bazı insan var diyor ki, ben diyor 5 gün yesem acıkmam. Ya öyle bir şey yok. Diyoruz ki Allah'ım bak, sadece senin rızanı umarak iftar oruç tuttum, aç kaldım, susuz kaldım. Ağzımın suyu aktı yemeklere, sulara ama yemedim. Ve şimdi de adeta bir çocuğun çok istediği, canını çektiği bir yemeğe, bir gıdaya ulaşırken ki aceleliği gibi iftarımızı böyle yapıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle yapıyordu. Hatta bazen sorarlar. Tabii ki mekanlar müsait değilse elbette öncesinden namaz kılınıp sonra yemek yenebilir. Yani o başka bir şey ama ya sorsan desen ki ya önce akşam namazımı kılayım sonra mı yemek yiyeyim? Hayır. Önce yemeğimizi yiyelim sonra da namazımızı sonra kılalım. Yemekteyken namazı düşünmek namazda yemeği düşünmekten daha iyidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işte bu şekilde iftar ediyordu ve iftarını aceleyle yapıyordu. Besmeleyle ya bir suyla ya bir hurmayla yemeğine başlıyordu. Bazen tuzla yemeğine başlıyordu Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir küçük bir tuz şeyini ağzına sürüyordu. Bu şekilde yemeye başlıyordu. Biz de böyle başlayacağız. Besmele ile yemeğimize başlayıp acizliğimizin gereği olan iftarımızı onun gibi inşallah ne yapacağız? Yapacağız. Peki Resulullah Aleyhisselam iftarını da yaptı. Sonra ne yapıyordu? Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gecesini ibadetle meşgul ediyordu. Gecesini ibadetle meşgul ediyordu. Ne yapıyordu gecesini ibadetle meşgul etmek? Kitaplarımız hicretin ikinci yılından itibaren olduğunu söylese de güçlü rivayet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın son Ramazan'ında Ramazan'ın bitimine 7 gün kala mescide çıktığını ve mescitte teravih namazı diye şu anda bizim bildiğimiz namazı kıldırdı Peygamberimiz Aleyhisselam. O namazı kıldırdığı duyulunca ertesi gün insanlar mescide akın ettiler. Resulullah iftardan sonra namaz kıldırıyormuş. Teravih namazı, dinlenme adı. Teravih, tervihadan geliyor. Dinlenmek. Yemeğimizi yedik, dinleniyoruz. Namazı kıldırıyordu Resulullah Aleyhisselam. 1, 2, 3 derken baktı insanlar çok talep edince ertesi gecelerde çıkmadı Resulullah Aleyhisselam. Neden? Çünkü dedi ki yani Allah bunu bir de farz kılarsa 20 rekat ümmetime yük olur, çıkmadı. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu teravih sünnetini başlattı aslında. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh döneminde ise bu münferiden kılınmaya devam etti. Hazreti Ömer dönemine geldiğinde Hazreti Ömer Ubey bin Ka'b başkanlığında baktı insanlar orada namaz kılıyor. Burada o orada bu burada herkes bir yerlerde namaz kılıyor. Bunu 20 rekat olarak sahabenin tasvibiyle beraber
farz bir sünneti ihya etti. Sonra ne yapacağız biz? Namazlarımızı kıldık, akşam namazımızı, yemeğimizi yedik. Şimdi ailecek, çoluk çocuğumuzla birlikte camilerimizin üst katında hanımefendi kardeşlerimiz çocuklarıyla, alt katında beyler. Ne kılacağız? Teravih namazlarımızı kılacağız. Evet. 20 rekat teravih namazımızı da güzel bir şekilde kılacağız. Bu neden önemli? Şunun için önemli aslında. Tabii ki bir sünnetin ihyası da. Eskilerin bir tabiri var. Eskiler diyorlar ki, gündüzleri kaim, gündüzleri saim, geceleri kaim olmak. Yani gündüzleri oruç tutmak, geceleri de full namaz kılmak. Böyle bir şey yapabilir miyiz biz? Çok zor. Yani bu her insanın işi değil bu. Tabii. Full oruç tutmak. Zaten savmu oruçlarımız. Peki böyle bir şey madem varsa nasıl yapacağız? Bakınız, Allah bir sevaba on, bir sevabın karşılığında 10 sevap veriyor değil mi? Kitaplarımız bunu bildiriyor. Bir suçun karşılığı bir ceza. Ama bir sevabı 10 sevap. Şimdi 30 gün Ramazan tutunca ne olur? 300 gün olur değil mi? 1'e 10'sa. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki men sâme ramazâne thümme etba'ahu sitten min şevâlin kâne kesavmit dehri. Yani bir insan Ramazan ayını tutar ve ardından da Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa 6 da 10'la çarptığımızda 60 oluyor. 360 gün. Gündüzlerini full oruçlu geçirmiş gibi sevaba geliyor. Zaten Ramazan'ın birinci günüyle Kurban Bayramı'nın 4 günleri oruç yok. Ne oldu? 365 gün. Peki teravih ne? İşte teravih de geceleri kaim olmanın karşılığı. Bir insan teravih namazını cemaatle birlikte veya münferiden kıldığı zaman ne olmuş oluyor? Gecelerini de ibadetle geçirmiş, sevabına nail olmuş oluyor. Dolayısıyla teravih namazlarımızı önemseyelim. İnşallah teravih namazlarımızda da çocuklarımızı, imkanlarımız ölçüsünde çocuklarımızla birlikte teravih namazına evet. Camiyi göstermek değil mi? Mesela camilerde hep böyle klasik bir sözdür ama yine de hatırlatalım, faydası var yani. Ettekrarü ahsen kabilinden. İşte camilerde çocuklar gülerler, oynarlar, evet. Efendim espri yaparlar, namazla alakası olmayan bir takım şeyler yaparlar. Eğer biz onların bu yapmış oldukları şeylere sabretmezsek o çocuklar başka kapılara giderler. Yani. Başka yerlere giderler. O camilerdeki o güzelliği, o havayı mutlaka çocuklarımızın teneffüs etmesi lazım. Öyle insanlar var ki din adına böyle bakıyorsun, kocaman adam olmuş, ömür geçmiş, 60 yaşına gelmiş. Diyor ki o teravihi unutamıyorum diyor mesela. Teravihteki o şeyi unutamıyorum. İşte o amcanın tebessüm ederek bana bir şeker vermesini unutamıyorum. İşte o hocanın işte o sarıyla cübbesiyle böyle bana bakarken benim yanağımı böyle sıkmasından unutamıyorum gibi bir takım şeyler var. Lütfen çocuklarımızı da bu güzelliklerden mahrum etmeyelim. Evet. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan ayında Ramazan'a mahsus olan bir ibadet olan fitreyi, zekatur re's dediğimiz yani baş sadakası olan fitreyi de imkanları ölçüsünde bol bol vermeyi ümmetine tavsiye etmiştir. Bu yıl evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız fitre miktarlarını 70 TL olarak belirledi. Ama kime 70 TL? Yani öyle insan var ki mesela adam arıyor diyor ki hocam ben diyor bizim Kur'an kurslarımız var korganımızda. Bütün ilçelerimizde olduğu gibi fitre vermek istiyorum diyor hocam. Kaç kişisin diyorum? 5 kişi. Kaç lira vermem gerekiyor diyor. 3500 lira diyor. Hocam nasıl 3500 lira? Diyanet İşleri Başkanlığı 70 lira dedi. 350 lira olur diyorum. Yok, senin fitren 3500 lira. Belki daha fazla benim gördüğüm. Yani fitre de burada herkesin maddi imkanına, gücüne evet. Nispeten verecek. Mutlaka. Yani baş sadakası olduğu için fitreyi herkes işte ekonomik duruma bakılmaksızın bir ölçü olmadığı için herkes vereceği için 70 TL'yi o şekilde vereceğiz. Yoksa şimdi bir kap yemek de 70 TL'den daha fazla ama demek ki devletimizin şartları efendim veriler doğrultusunda başkanlığımız böyle belirlemiş. Alt limiti fitremizin kaçmış? 70 TL'ymiş. Bir de Ramazan ayında fitreyle beraber dünyamıza giren bir şey daha var. Ona da fidye diyoruz. Fidye ne demek? Az önce söylediğim gibi orucun ve hikmetini, sevabını çok iyi bilen, Anadolu insanı için orucun ne anlam ifade ettiğini Müslümanlar için çok iyi bilen bir doktorun oruç tutma dediği kimseler var. Oruç tutamıyor. Yani şeker hastası, işte bir takım sağlık problemleri var, oruç tutamıyor. Ve bu hastalıktan da iyileşip önümüzdeki yıl Ramazan'da da veya Ramazan gelene kadar diğer aylarda da bu orucunu kaza edecek imkanı olmayan kimseler var. Bu kimseler ne yapacaklar? Bu kimseler tutmadıkları her gün için bir fidye,
dediğimiz, yani fitre miktarı bir fakiri doyuracak, onu sabah akşam doyuracak şekilde bir parayı da ne yapacak? Verecek. Bu parayı kime verebilirsin? Fitreyi kime veririz? Fidyeyi kime veririz? Fitreyi tam tabiriyle şöyle söyleyeyim. Usul ve furu dediğimiz kitaplarımızda altımız ve üstümüz. Yani siz annenize, babanıza, dedenize, ninenize fitre veremezsiniz. Ama çok fakirler hocam. Veremezsiniz. Çünkü insan anasına ve babasına, dedesine, büyüklerine ne yapacak? Zaten bakmakla yükümlü. Bakmakla yükümlü. Yani evet, ona veremezsin. Oğluna, kızına, torununa aşağıya doğru da veremeyiz. Niye? Onlara da bakmak zorundayız biz dinen. Ama kime verebiliriz? İşte eşimiz, dostumuz, akrabalarımız var. Onlardan fakir fukara olanlara, öğrencilere, değil mi? Talibi ilim tahsil eden kimselere fidyesi var. Kaç lira? İşte en aşağısından söyleyelim. İşte 70 liradan olsa 2100 lira. Ama dediğim gibi yani adam 500 liradan da fitresini verecek olan kimse fidyesini ne yapacak? 15 bin lira olarak verecek. Çünkü imkanı var onun. Evet, bunu, maddi durumu yeterliyse. Yani maddi durumu yeterliyse bunu bu şekilde ne yapacağız? Vereceğiz. Deprem bölgesindeki insanlara, deprem bölgesindeki o kardeşlerimizin özellikle gıda vesaire ihtiyaçlarını karşılamak için oralara verilebilir mi? Tabii ki verilebilir. Aslında tam hedefi 12'den vurmak olur. Biz ilçemizde de cemaatimizle birlikte bu tür faaliyetlerin içerisine girdik. İşte bir yardım kolisi hazırladık bütün ilçelerimizde olduğu gibi. Yardım kolisinde adam işte diyor ki hocam ben diyor bunu diyor zekatımdan verebilir miyim? Diyorum ki tam hedefi işte. Daha güzel, ona gıda maddesi olarak gelecek diye söylüyoruz. Dolayısıyla fitre ve fidyelerimizi de Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyeleri doğrultusunda güzel bir şekilde yapacağız. Çünkü o öyle yapardı. Bir başka bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi ne? Mukabele. Mukabele bizim Anadolu geleneğinde. Ne demek mukabele? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Ramazan'ın 30 gününe yayarak Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okumak. Şimdi camilerimizde hocalarımız sabah, öğlen veya ikindi vakitlerinde ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Karşılarında rahlelere dizilmiş insanlar açmışlar Kur'an'larını. Hocamız oradan sesli bir şekilde tilavet ediyor. Onun o tilavetiyle beraber de cemaatimiz takip ediyor. Biz bunu niye yapıyoruz hocam? Herkes kendi evinde okusa ya? Hayır. Ne dedik sözlerimizin başında? Ona benzemek istiyoruz. Onun gibi yapmak istiyoruz. O ne yapardı? O her yıl Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam ile, yani Kur'an'ı Allah'tan ona getiren melek Cebrail Aleyhisselam ile beraber mukabele karşılıklı demek. Karşılıklı olarak okurdu. Hatta son Ramazan ayında Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam ile bunu karşılıklı iki kere mütalaa etmiş ve okumuştur. Dolayısıyla Ramazan ayında mutlaka Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumasını bilen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz, hemşerilerimizden tavsiyemiz mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bir zaman ayırmak zorundalar. Çünkü Ramazan'ı Ramazan yapan neydi? Kur'an'ın indirilmiş olmasıydı. Ramazan ayında inşallah Kur'an-ı Kerim'imizi okuyalım. Hocam ben okumasını bilmiyorum. O zaman hemen müftülüklerimize, hemen en yakın camiye hocamıza. Hocam ben Allah'ın kelamını öğrenmek istiyorum. Bana evet, bu kelamı öğretir misin? Hiçbir hocamız yok demez. Ve yaşınız kaç olursa olsun, şimdi tabii, yaşlılar da olabilir, işte ben çok yaşlıyım, öğrenebilir miyim diyenler, hiç çekinmeyin. Çünkü her yaşta insanımız Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar ve çok da büyük bir mutluluk yaşıyorlar hocam öğrendiklerinde tabii de. O yüzden hiçbir zaman geç olarak düşünmeyin, bu da çok önemli. Çekinmeyin. Kesinlikle. Çünkü yarın geç olabilir. Yani yarın bugün geç olabilir. Bugün öğrenmek lazım. Bu konuda zaten kurslar var. İlçe müftülüklerine başvurarak hemen kurslara öğrenebilirsiniz. Camilerimizde hocalarımız bunu mutlaka onlara ne yapıyorlar? Öğretirler. Allah evet, da hocalarımızdan da razı olsun. Bir, ikincisi Kur'an-ı Kerim Arapça okumasını bilmiyorum hocam. Ben mealinden okuyabilir miyim? Tabii ki mealinden de okuyabiliriz ama meal başlı başına hiçbir dini bilgisi olmayan bir kimse için böyle açıp Türkçe diye anlarım değil. Kur'an-ı Kerim muciz bir kitaptır. Tefsirinin desteğiyle okumak veya anlaşılmayan bir takım hususlar varsa onları Alo 190 fetva hattı var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Oraya sormak, müftülüklerimize müracaat etmek burada çok önemli. Evet. Bunu yapmamız lazım. Ve veda günlerinde ne yapardı Peygamberimiz Aleyhisselam? Son olarak onunla tamamlamak istiyorum. Veda günlerinde 25, işte 27, 29. günlerde son 10 günde ibadetini hızlandırır. Özellikle itikafa girer. Bütün dünyevi meşgalelerden uzak olup Rabbi ile baş başa kalırdı ve Kadir Gecesi, 83 yıllık ömre bedel olan Kadir Gecesi'ne isabet etmek adına Peygamberimiz Aleyhisselam o geceleri de ihya ederdi. Rabbim
bu geceleri bu şekilde ihya edebilen, Ramazan'ın önümüzdeki bu fırsatından istifade edebilen, bu uğurda mücadele eden kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayımızı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bayram sabahlarına, Ramazan günlerine ulaşmayı bizlere nasip etsin. İnşallah hocam. Bu arada son olarak ilçe müftülüğü olarak Korgan'da neler yapacaksınız Ramazan ayı boyunca? Hem toparlamış olalım hem de son olarak bunu dinleyelim. Evet. Şimdi ben bir yıldır, yaklaşık bir yıldır ordumuzun güzel ilçesinden, ilçesinde göreve başladım. Korgan ilçemizde. Elhamdülillah Korganlı hemşerilerimizle Allah'ın dinine hizmet etme noktasında bizim işlerimizi hep kolaylaştırdılar. Hiç zorlaştırmadılar. Hayri ve dini bir faaliyet olduğunda o faaliyette hep bize destek oldular. Dolayısıyla Sayın Kaymakamımız, çok değerli kıymetli belediye başkanımız, bizim bu faaliyetlerimizin hepsinde de bizlere el tuttular. Biz Korgan ilçemizde Ramazan faaliyetleri olarak, az önceki bölümde işte Ramazan'da teravih namazları kılınacak dediniz. Orada bizim elhamdülillah camilerimizde din görevlisi, kadrolu din görevlisi eksiğimiz var ama yakın camileri olan yerler hariç teravih namazı kılınacak her yere bir boşluk bırakmadık. Allah'a şükürler olsun. Her yerde teravih namazı inşallah kılınacak. Ama mesela 500 metre ileride bir cami var. İşte o tarafta da bir küçük bir mescit var. Hocam burada kılınmıyor diyenlerden de buradan artık özür diliyoruz. Onlardan da bir zahmet o camilerde namaz kılmalarını rica ediyoruz. Çünkü imkanlarımız böyle. Biz Ramazan ayında işte hatimle teravih kıldıracağız. Orta camide, Korganımızda. Ve Ramazan ayında bizim çok güzel bir geleneğimiz var. Ordu'da, bütün ilçelerimizde de şimdi yoğunlaştı. Korgan'da 3 Kur'an kursumuz var. İkisi kız, birisi erkek. Bu Kur'an kursumuzdaki çocuklarımıza, öğrencilerimize, hafızlarımıza, Korganımızda yaklaşık 150 talebemiz var. Onlara biz iftar davetini vermesini istiyoruz Korganlarımızdan. Geçen yıl bunu yaptık. Bu yılda arkadaşlara dedim ki, bu yaptık, şimdi bunları bir arayalım. Hem teşekkür edelim hem de bu sene devam ediyor musunuz diye söyleyelim yine iftar vermeye. İşte iftar 5000 lira, sahur 3000 lira gibi bir miktar belirliyoruz. Ne yapıyor vatandaşımız? Hem kursumuzu geziyor, hem çocuklarını görüyor, hafızları görüyor. Ölmüşlerine de bir Kur'an-ı Kerim hatmi yaptırıyor. Böylelikle onlarla beraber de akşam tablotta iftar yapıyor. Onların başını okşuyor. Çok güzel bir faaliyetimiz inşallah oluyor. Ve dolayısıyla bu yılda Ramazan-ı Şerif ayında iftarlarımız, mukabelelerimiz, teravihlerimizle birlikte Korganlı hemşerilerimizle Ramazan'ı ihya etmeye çalışacağız. Ben tekrardan böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Altaş biz ailesine. Teşekkür ederiz hocam. Güzel bir faaliyet yapıyorsunuz. Güzel bir yayın yapıyorsunuz. Doğru haberi, güvenilir haberi vermek, insanları doğru ve güzel bir şekilde bilgilendirmek de çok önemli bir şey. Evet. Allah bu konuda inşallah sizleri daim eylesin diyorum. İnşallah. Ve Korganlılara, Korganlı hemşerilerime buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Müftülüğümüze geliyorlar. Daha da gelmelerini inşallah istiyoruz. Faaliyetlerimiz buradan devam ediyor. Bir yıllık ilçedeki bir yıllık faaliyetimiz boyunca gerçekten bizleri hiç yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımız, kendisine buradan da selam ediyorum. Allah razı olsun. Dini ve hayri bir faaliyet olduğunda uygunsa yürü, devam et şeklinde söylüyor. Değerli belediye başkanımız Tuncay Kiraz Başkanım, ona da çok teşekkür ediyorum. Ekibine, diğer kamu kurum ve kuruluşlara, diğer sivil toplum örgütlerine, her birisine Allah razı olsun diyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz hocam bizleri bilgilendirdiğiniz için. Biz teşekkür bizler de ederiz. Hayırlı bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyoruz. Korgan'a da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. İnşallah yine bekleriz hocam. Bu arada tabii müftülükte beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız, değerli din gönüllüsü hocalarımız, deprem bölgesinde yardımlarda çok ciddi gayret ettiler. Milletimizin yardımını. Evet. Allah onlardan razı olsun. Bunlara da çok teşekkür ediyorum. Bu millete hizmet etmeyi kendilerine görev atfetmiş arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Allah onlardan da razı olsun. Onlara da çok teşekkür ederim. Amin. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşça kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.